Mutlu günler diyoruz. TRT Spor Yıldız Ekranı'na hoş geldiniz sayın seyirciler. Hediye Sigorta Türkiye Kupası'nda handbol erkeklerde dörtlü final heyecanı başlıyor. Ve Ankara'dayız. Profesör Doktor Yaşar Sevim handbol sahasında son hazırlıklar yapılıyor. İlk yarı final eşleşmesi için iki İstanbul temsilcisi Beykoz Belediye Gençlik Spor Kulübü ile Beşiktaş Safi Çimento kozlarını paylaşacak. Ve birazdan mücadele hareketlilik kazanacak. Seremoni için her şey hazır. Handbol erkekler Türkiye Kupası'nda ilk mücadele olacak. Dörtlü final heyecanında bakalım adını ilk olarak finale kim yazdıracak? Siyah artı formada Beykoz Belediyeli oyuncular ve beyaz artı formada Beşiktaş Safi Çimento oyuncuları yerlerini alıyorlar. Maçın hakemleri Murat Çelik ve Cengiz Ömer önderliğinde seremoni gerçekleştiriliyor. Hediye Sigorta Handbol Erkekler Türkiye Kupası dörtlü finalin ilk yarı final eşleşmesinde kendilerimizde şimdi görüntüde. Maçın hakemleri Murat Çelik Ankara bölgesinden, Cengiz Ömer Aydın bölgesinden maçın hakemleri. Abdullah Ali Atalay da maçın gözlemcisi. Siyah sarı formada Beykoz Belediyeli oyuncular tek tek isimleri anons olarak yerlerini aldı. Herhangi bir eksik oyuncu bulunmuyor Beykoz Belediye'de. 16 kişilik ideal kadrosuyla sahada olacak İstanbul'un Anadolu yakasındaki Beykoz Belediye. Geçen senenin final mücadelesinin bir nevi rövanşı olacak. Çünkü geçen sene Konya'da yapılan 8'li final mücadelesinde finalde de bu iki ekip karşı karşıya gelmiş. Ve kazanan uzatmalar sonunda Beşiktaş olmuştu. Beşiktaş hanesine toplamda da 15. Türkiye Kupası'nı kazandırmış ve müzesine götürmeyi başarmıştı. Diğer tarafta Beykoz Belediye'de sezonun sonunda şampiyonluk ipini göstermiş ve bir ilki başarmıştı. Ve bir yandan da baktığımızda Süper Kupa heyecanının da yine aynı şekilde bir rövanşı olacak. İstanbul'da Haldun Alagaş Spor Salonu'nda sezonun başında yapılan mücadelede de Beşiktaş Safi Çimento sezona kupayla başlamış ve Süper Kupa sevinci yaşamıştı. Toplamda 9. Süper Kupası'nda müzesine götürmeyi başarmıştı. Yani birçok açıdan baktığımızda bu iki ekip handbol erkeklerde son yılların öne çıkan ekipleri. Rekabete bir yeni sayfa daha eklenecek. Bu yeni sayfa Ankara'da açılacak ve bakalım kapanışta hangi ekip adını finale yazdıracak? Ve daha da önemlisi dörtlü finalin sonunda hangi ekip müzesine Türkiye Kupası'nı taşıyacak? Hediye Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda önemli bir mücadele ve Beşiktaş Safi Çimento'nun oyuncuları yerlerini aldı. Taraftarın da desteğini arkasına alarak Beykoz Belediye'nin 16 kişilik kadrosu görüntüye yansıyor. Toplamda kalede Doğukan Gök, Burak Turan, sağ kanatta Durmuş Mutlu, Ömer Faruk Güldal, sol kanatta Josef Holpert, Daniel Kaya, ortada Oleg Georgievski, Halil İbrahim Öztürk, sol oyun kurucu mevkiinde Muhtar Kavri, Ömer Pehlivan, Gürkan Soğuk, Pınar sol oyun kurucu mevkiinde Sertan Can Erdoğan, Ali Emre Babacan ve Fatih Çalkamış bulunuyor. Beşiktaş'ın da 16 kişilik kadrosu az önce görüntüye yansıdı. İlk olarak Beykoz Belediye'nin 7'sini ekranınıza taşıyoruz. Burak Turan kalede, sağ kanatta Ömer Faruk, sol kanatta Josef Holpert, pivotta Çağlayan Öztürk, orta oyun kurucu noktasında Ali İbrahim, sağ çaprazda Gürkan Soğuk, Pınar sol oyun kurucu mevkiinde Ali Emre Babacan ve pivotta dediğimiz gibi Çağlayan Öztürk yer alacak. Beşiktaş Safi Çimento'nun 7'sinde de kalede Enis Yatkın, sağ kanatta Şevket, sol kanatta Harun, orta oyun kurucu noktasında Peña, sağ oyun kurucu mevkiinde Radojkovic, sol oyun kurucu noktasında Boğa'da ve pivotta da bugün Kabeci yer alıyor. İlk olarak Mesut Ilgın'ı görüyoruz. Beykoz Belediye Başkan Antrenörü Mesut Ilgın takımı son şampiyon unvanıyla burada ama ligde de önemli bir yarış bizleri bekliyor. Bakalım Türkiye Kupası'nda bu sezonun önemli heyecanında dörtlü finalde kim kazanacak, bunu da zaman gösterecek. Şimdi yakın plana Oliver Roy Camino yansıdı. Oliver Roy Camino, İspanyol teknik adam, sezon başında takımı devraldı. Önemli bir sistem değişikliği ve kadro değişikliğiyle yola devam ediyor siyah beyazlar. Bakalım bu yolun sonunda Süper Kupa'nın ardından bir Türkiye Kupası sevinci yaşanacak mı? Bunu da bu iki gün boyunca, yani hafta sonu heyecanda göreceğiz ve Ankara'da ilk düdük. Bakalım hangi ekibin mutluluğuyla yine son bulacak bu iki tane
30 dakikalık devre. Tabii bir beraberlik durumu da söz konusu olur. Denge bozulmazsa 5'er dakikalık 2 devre bizleri bekliyor. Eğer burada da bir denge yaşanırsa penaltılarla kazanan belli olacak ve finalist yine penaltılarda netleşecek. Geçen sene uzatmalara gitmişti. Konya'da ortaya konan mücadelede kazanan Beşiktaş olmuştu. Siyah beyazlar uzatma devresinin ardından müzeye Türkiye Kupası'nı götürmüştü. Diğer tarafta 2 sene önce de bir penaltı mücadelesi yaşanmıştı ve sonuç olarak yine bu mücadeleler, bu başa baş geçen heyecanlar bize güzel bir handball organizasyonu sunmuştu. İlk olarak Beykoz Belediye hücumunu izleyeceğiz. Siyah sarı formada Beykoz Belediye, beyaz artlı formada da Beşiktaş mücadele ediyor. Ligdeki heyecanda Beşiktaş 2 maçta da galip geldi. Süper Kupa mücadelesinde yine siyah beyazlar bu sezon Beykoz Belediye'ye geçit vermedi. 3'te 3 yaptılar. Bakalım 4. buluşmada hangi ekip kazanacak? Hangi ekip adını finale yazdıracak? Maçın hakemleri Cengiz Ömer ve Murat Çelik son kontrolleri yapıyorlar. Bugün bir başka test daha yapılacak, o da VAR testi. Ki şu an bunun da ilk denemesi gerçekleştiriliyor. İlk düdük geliyor, zorlu mücadele başlıyor. Başarılar diliyoruz her iki ekibe. İlk hücum Beykoz Belediye'den, Beşiktaş Safi Çimento savunmada. Gerekli görüldüğü takdirde VAR incelemesi yapılması üzere de toplamda 6 kamera ile bir sistem kuruldu. Türkiye Handbol Federasyonu Merkezi ve Profesör Doktor Yaşar Sevim handbol sahasında bir ilk yaşanıyor. Gürkan bu arada açılış yapıyor. Gürkan Solpınar Beykoz Belediye önü geçirdi. 2 dakika cezası çıktı bu arada. 2 dakika cezası golle beraber. Bu arada İspanyol oyuncu takımını yalnız bırakacak henüz maçın başında. İlk golü atan Gürkan Solpınar'dı. 5 kişilik savunma yapıyor. Bu arada golün tekrarını izliyoruz. Gürkan'ın yerde kaldığı an kaleyi de boşalttı Beşiktaş Safi Çimento, risk alıyor. Bu hücumu daha net kullanmak adına. Baran oyunda. Baran Nalbantoğlu, destek geldi Harun'dan. Pasif uyarısı ardından Enis Yatkın. Kaleyi devraldı Enis. Baran öncesinde bir faul var. Ağlara giden top gol geri kazanmadı. Peña, Peña'nın atışında. İlk kurtarış Burak'tan. Burak Duran ilk kurtarışına imza atıyor. Uzun bir top geldi. Halil İbrahim şimdi. Halil İbrahim atış, top direkten döndü. Yine Enis Yatkın'ın bir kurtarışı var. Enis Yatkın ardından direkt gol izni vermedi. Farkı ikiye çıkarma şansı yakalamıştı net bir şekilde Beykoz Belediye ama değerlendiremedi. Yine kaleyi boşaltıyor Beşiktaş Safi Çimento. Yine risk alıyor bu 2 dakika cezası dolayısıyla. Şimdi Baran. Mihailo kanada indi ama Şevket açı bulamadı. Tekrar atak tazeliyor Beşiktaş. Baran'ın atışında Burak Turan yine gol izni vermedi. 2'de 2 yaptı Burak Turan. Kaleye Enis Yatkın şimdi devralıyor. Hızlı hücum şansını değerlendirmeye çalışacak Beykoz Belediye. Sağ kanatta Ömer Faruk ve top ağlarda gol. Ömer Faruk Güldal farkı 2'yi çıkartıyor Beykoz Belediye. İzliyoruz golün tekrarını. Ömer Faruk 5 kişilik savunma karşısında net bir fırsat buldu sağ kanatta ve bunu değerlendirdi. Fark 2'ye çıktı. 10 saniye var Boğada'nın cezasının dolmasına. Maçtaki ilk 2 dakika cezası Boğada'ya çıkmıştı. Hala Beşiktaş eksik. Mihailo bıraktı. Baran sol kanatta. Harun. Harun'a yine gol izni vermiyor Burak Turan. İnanılmaz başladı Burak Turan. Eski takımına karşı oynuyor Burak Turan. Beykoz Belediye'de de 3. sezon aslında. Çok uzun bir soluklu mesai diyebiliriz ama daha uzun soluklu mesaiyi Beşiktaş Kalesi'nde gerçekleştirmişti Burak Turan. 3 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. 2-0'lık üstünlüğü var Beykoz Belediye'nin. Boğada oyunda bıraktı Mihailo'ya. Mihailo'nun ara pası yerini bulmadı. Gürkan araya girdi. Hızlı hücum şansı. Sol kanatta Holpert. Holpert kendi taşıdı ve gol attı. Josef Holpert farkı 3'e çıkardı. Peña.
Mihailo yine gol izi vermiyor Burak Turan. Dördüncü kurtarışını yaptı. Henüz 3 dakika 15 saniye geride kaldı ama toplam 4 kurtarış. Holpert yerde farklı bir ceza geliyor. O da sarı kart olarak Şevket Yağmuroğlu'na çıktı. Şevket Yağmuroğlu maçtaki ilk sarı kartı gören isim oldu Beşiktaş'ta. İzliyoruz. Holpert burada yerde kalmıştı. Maçtaki ilk kart Şevket Yağmuroğlu'na çıktı. Üst sıfırlık skorla Beykoz Belediye çok iyi başladı. Gürkan'ın pası. Ali İbrahim destek bekledi tekrar. Gürkan Solukpınar. Bıraktı Emre. Ali Emre'nin atışına Enis Yatkın. Dönen top Holpert'te kaldı. Enis Yatkın ikinci kurtarışını yaptı bu arada. Sağ çaprazda Ali İbrahim. Gürkan. Ali İbrahim. Cedric Sorendo'nun müdahalesi faul. Ali Emre pasif yarısı geldi bu arada. Ali Emre geçmeye çalıştı. Boğada'ya geçemedi, bir faul daha. 5. dakikayı ortaladık. 3-0'lık üstünlüğü var Beykoz Belediye'nin. Gürkan'ın atışına yine blok. Peña'nın müdahalesi. Pasif yarısı devam ediyor. Ali Emre. Ali Emre Babacan. Çok kritik anda. Ali Emre gol attı. Farkı 4'e çıkardı Beykoz Belediye. Her an mola gelebilir. Atış direkt. Orada bir faul var. Dediğim anda mola geliyor. Beşiktaş Safi Çimento molası. Camino ilk mola hakkını kullanıyor. 4-0'lık seriyle başladı Beykoz Belediye. Burak Turan'ın çok net bir etkisi var burada. Toplamda 4 kurtarış birden Burak Turan'dan yansıdı. Beykoz Belediye 5 dakikada farkı 4'e çıkardı ve ilk mola Beşiktaş'tan geldi. Beşiktaş Safi Çimento ilk golünü arıyor. Oliver Roy Camino çok sert tepkilerle takımına direktifler veriyor. Beşiktaş son kupa galibi, toplamda 15 Türkiye Kupası sahibi, 16 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Siyah beyazlar handbol erkeklerde adeta ambargo koydu son yıllara. Kola sonrası hücum Beşiktaş'ın. Peña. Peña'nın atışı Burak Turan. 5. kurtarışını yapıyor Burak Turan. Artık Burak Turan için söyleyecek pek fazla bir şey yok. Şu ana kadar maça damga vuran isim diyebiliriz. Geçen 5 dakika 15 saniyede 5 kurtarış. Ali Emre. Boğada karşısında. Boğada'nın faulü. Tekrar Beykoz Belediye hata izleyeceğiz. Ali İbrahim. Ali Emre. Ali Emre direğe takıldı. Dönen top Çağlayan'da ve top ağlarda gol. Çağlayan Öztürk çok iyi takip etti. Bu takip sonunda fark 5'e çıktı. Peña. Hala ilk golünü arıyor siyah beyazlar. 6 dakika geride kaldı. Sorendo, Boğada, Mihailo, Peña atış topu alanda. İlk gol Peña'dan geldi. Castro Peña açılış yapıyor Beşiktaş'ta. Fark 4'e indi. Gürkan'ın pası Ali Emre'nin. O da Ali İbrahim'i gördü. Sol kanatta Holpert ve topu alanda gol. Çok iyi paslaştı Beykoz Belediye. Tekrar fark 5'e çıkıyor. İzliyoruz. Son durakta Holpert topu ağlara gönderdi. Bu arada Boğada yine Burak Turan. Yine Burak Turan, yine Burak Turan. 6. kurtarışını yapıyor Burak Turan. Bomboş pozisyon direğe takıldı Gürkan. Farkı
6'ya çıkarma şansı çok net yansımıştı ama direğe takılıyor Burak. Gürkan Soğukpınar'ın bu şutu Enis'e de temas etti diye gördüm ama bilemiyorum. Her ne olursa olsun şu an için fark 5 ve çok net bir şekilde Beykoz Belediye maça daha etkili başladı diyebiliriz. Peña. Mihailov. Castro Peña. Faul var. Castro Peña yerde kalmıştı. Peña boşluğu buldu. Mihailo o da pasını aktardı. Sorrento. Sorrento çok zor pozisyonda gol atıyor. Cedric Sorrento. Park 4'e indi. İzliyoruz. Mihailo'nun pası. Cedric Sorrento burada faul düdüğü gelmek üzereydi. Pozisyonun tamamlanmasını bekledi maçın hakemleri ve golle sonuçlandı. 8 dakikalık bölümde 8 gol izledik. 6 gol Beykoz Belediye'de ve sonuç olarak fark yine 4. Çok net bir şekilde üstünlüğü devam ediyor sarı siyahların. Gürkan. Ali İbrahim. Ali Emre. Pası Çağlayan. Gürkan çok iyi döndü. Gürkan Soğukpınar az önce yapamadığını şimdi yaptı. Fark yeniden 5'e çıkıyor. Peña. Ömer Faruk. Arana geçit vermedi. Ömer Faruk Güldal'ın müdahalesi. Sonrasında yine Beşiktaş hata izleyeceğiz. Şu ana kadar herhangi bir oyuncu değişikliği yansımadı her iki ekipte de. Hala ilk yedilerini koruyor. Beşiktaş Safiç Mentova Beykoz Belediye. Şevket kanattan koşu yaptı. Peña ile paslaştı. Şimdi destek geldi Mihailo'dan. Mihailo Radojković direğe takılıyor. Burak yine müdahalede bulundu ama sonrasında bir faul var. Burak Turan'ın toplamda 7. kurtarışını izledik az önce. Sonrasında direğe çarptı. Ardından hücum yine Beşiktaş'ın orada bir faul vardı. Peña. Peña'nın pası yerini bulmuyor. Burak Turan şimdi arkadaşlarına baktı. Hızlı hücum şansı Ali Emre. Ali Emre kat etti yarı sahayı. Bıraktı Halil İbrahim. Kanada indi Ömer Faruk. Ömer Faruk alan ihlali. Kenar çizgiden hareketlendiği için hücum Beşiktaş'ın. Kenar çizgi ve 6 metre yayı içerisi. Eğer topsuz bile kat etseniz, eğer top size ulaşıyorsa ya da en azından saniyeler ilerledikçe bu 3 saniye içerisinde o ihlali yapıyorsanız yine de hücum el değiştiriyor. Ve şimdi yeniden bir Beşiktaş hata izliyoruz. Bu arada oyuncu değişikliği yansıdı. 10 dakikalık bölüm geride kalırken pivotta İşem Kabaçı sağ oyun kurucu mevkinde Eyüp Arda oyuna girdi. Eyüp Arda Yıldız genç isimlerden biri. Eyüp Arda şimdi bıraktı. Peña ile paslaştı. Şimdi de Baran Nalbantoğlu Ömer Faruk'un müdahalesine rağmen pasını aktarmayı başardı. Eyüp Arda'nın atışı. Yine bir faul var. Sarı kart. Ömer Faruk Güldal sarı kart görüyor Beykoz Belediye'de. İzliyoruz. Burada Çağlayan'ın müdahalesiyle Eyüp Arda yerde kalmıştı. Önceki pozisyonda Ömer Faruk Güldal'a bir sarı kart çıktı. Orada da bir oyuncu değişikliği yansıdı. Durmuş Mutlu oyuna girdi. Ömer Faruk Güldal yerine sağ kanatta Beykoz Belediye'de. Peña. Hişem Kabaçi. Arda. Şimdi Baran. Karar 7 metre. 6 metre yayı ilali. 6 metre yayı tamamen kalecilere ayrılmış bir alan. Burada Alper'in müdahalesi 6 metre yayı içerisinde ve hücum 7 metre ile sonuçlandı. 7 metre atışı kullanacak şimdi. Gökay Bilim bu maçtaki ilk 7 metre atışı. Gökay Bilim'den yansıyacak. Kalede Burak Duran. İşaret verildi. Bir sarı kart daha. Sarı kart bench'e çıktı. Beykoz Belediye bench'ine sarı kart. İhlalden dolayı yani o çizgi ihlalinden dolayı.
işaret yeniden verildi. Atış. Burak Turan toplamda 8 kurtarış yaptı. Bunlardan biri işte 7 metreden yansıyor ve ilk 7 metre atışında Beşiktaş Şahin Çimento tabelayı değiştiremiyor. 8 kurtarış, 12 dakika geride kaldı. Neredeyse her dakika başı bir kurtarış yaptı Burak Turan. Gürkan. Pası Çağlayan, atış topalara gitti. Çağlayan Öztürk'ün golü. Fark 6'ya çıkıyor ilk kez. Hişam Kabaçı'ya gelmeden bir faul var. Çağlayan'ın yakın savunması Peña önünde. Öteki bir tarzı bir savunma yapıyor şimdi Beykoz Belediye. Harun pasifirası geldi bu arada. 5-1'e döndü Beykoz Belediye savunması. Hişem düzeltiyorum, Peña yerde. Pasifirası devam edecek. 13 dakika geride kaldı. Peña pas aktardı ama olmadı. Çağlayan araya girdi. Alper şimdi. O da bıraktı Durmuş Mutlu. Durmuş Mutlu farkıyla çıkartıyor. Durmuş Mutlu bu maçtaki ilk golünü kaydetti. Durumu 9-2 yaptı Beykoz Belediye bu golle. Hızlı hücumla işte. Golü tekrar izliyoruz. 9-2'lik skor. 7 farklı üstünlük. Kimse bu kadar üst seviyeli bir fark beklemiyordu ilk dakikalarda hiç kuşkusuz. Beykoz Belediye çok etkili başladı. Öyle devam ediyor. Hem savunmada hem de hücumda. Şevket. Svesko oyunda bu arada sol çaprazda. Svesko'nun pası Eyüp Arda. Top ya Svesko. Pasif uyarısı geldi. Peña pası pivota. Şem Kapaçı. Gol izni vermiyor Burak Turan. 9. kurtarış ama hızlı hücumu değerlendiremedi. Beykoz Belediye pas arası geldi. Ardından Harun şimdi son durakta. Yine Burak Turan. Kurtarışına imza attı az önce Burak Turan. İnanılmaz bir başlangıç. 10 kurtarış. Beykoz Belediye'nin toplam 9 golü var. Beşiktaş'a sadece 2 gol imkanı verdi Burak Turan. Svesko'nun pası Peña. Peña döndü. Harun şimdi açıyı düzeltti. Enis Harun Hacıoğlu. Maçtaki ilk golü atıyor Enis Hacıoğlu. 15. dakikayı bitirmeden 3. golünü buldu Beşiktaş ve farkı 6'ya indirdi. Maçın da 4'te 1'lik bölümü geride kalıyor. Mola geliyor. Hayır, mola gelmiyor. Mola uyarısı değil. Tabelayla ilgili bir sıkıntı var anladığım kadarıyla. Mola değil. Maçın hakemi Murat Çelik şimdi masada bir görüşme halinde. Muhtemelen tabela ile alakalı bir problem var. Bunu çözmeye çalışıyorlar. Maçın 4'te 1'lik bölümü geride kalırken skor 9-3, yani fark 6 sayı. Beykoz Belediye üstünlüğü devam ediyor. Murat Çelik gençlerle şimdi görüşme halinde. Beşiktaş tribünleri görüntüde. Hala oyun hareketlilik kazanmadı. Maçın hakemi Murat Çelik ve Cengiz Ömer. Maçın gözlemcisi Abdullah Ali Atalay. Masa hakemleriyle görüşüyorlar. Bu arada Ömer Faruk'un sakatlığı ciddi görünüyor. Devre müdahalede bulundu. Özhan Devre'nin Ömer Faruk Güldal'a müdahalesi ve
sağlık ekibinin desteği gerekiyordu. Şimdi oyun hareketlilik kazanıyor. Maçın 4'te 1'lik bölümünü geride bırakıyoruz. 9-3'lük skorla Beykoz Belediye üstünlüğü var. Yakın savunmayla Beşiktaş Safi Çimento 3 oyuncuyla öne çıktı. Şimdi Ali İbrahim, Ali Emre, Ali Emre Babacan pasını aktardı. Durmuş Mutlu, çapraz geçiş. Olpert sol kanatta çevirdi ve çizgide çıkartıyor. Enis Yatkın. Enis Yatkın'ın kritik müdahalesi. 4. kurtarışı İşem Kavacı'ya cevap verdi. İşem Kavacı farkı 5'e indirdi. Bu maçtaki ilk gol İşem Kavacı adına. Durum 9-4. İzliyoruz. Hızlı hücumu değerlendiriyor Beşiktaş Safi Çimento. Hişam Kabaçi son durakta iyi bir pozisyon buldu ve bunu golle sonuçlandırdı. Ali İbrahim. Ali Emre pası Alper ve top ağlarda. Alper Aydın. Bu maçtaki golü çift haline ulaşıyor. Beykoz Belediye. Hücum Beşiktaş'ın. Sağ kanatta Şevket. Şevket Yavru hemen cevap verdi. Goller üst üste yansımaya başladı. Fatih Tekrar 5. Ali İbrahim ortada. Ali Emre ile paslaştı şimdi. Ali Emre Babacan yerde kalıyor. Eyüp Arda'nın müdahalesi. Gürkan. Ali İbrahim çok iyi sıyrıldı. Ali İbrahim Öztürk maçtaki golü. Çağlayan 2 dakika cezası aldı. Beykoz Belediye eksik kalıyor. Penya'nın golünün ardından bir de 2 dakika cezası çıktı. Çağlayan 2 dakika takımını eksik bırakacak. İzliyoruz pozisyon tekrarını. Çağlayan'ın temasını gördük. Penya'nın golü esnasında bir müdahale ve kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. İlk kez eksik kalıyor Beykoz Belediye bu maçta. Alper Aydın, Ali Emre. Pasif uyarısı geldi bu arada. 4 pas hakkı var bu uyarının ardından. Beykoz Belediye'nin hücumu sonlandırması için. Hişam Kabaçi'nin müdahalesi biraz sertti Ali Emre'ye. Hakem uyarıda bulundu. Ali Emre. Sol kanatta Holpert alan ihlali. Çizgi ihlali kenar çizgiden geldiği için Holpert hücumunu el değiştirdi. Fark 5'te kaldı. 5 kişilik savunma yapıyor Beykoz Belediye. Şimdi Svetsko atış topu alanda gol. İşem Kabaçi. Çok etkili geldi. Eksik kalan Beykoz Belediye karşısında. Beşiktaş Safi Çimento işte izliyoruz. Svetsko bomboş kalan İşem Kabaçi. Böyle gördü. Hişam Kabaçi gol attı. Fark 4'e indi. 40 saniye var Çağlayan'ın cezasının dolmasına. Ve Beykoz Belediye yine kaleyi boşaltıyor bu arada. Ali Emre Baran karşısında. Ali İbrahim çok geride kaldı. Kale boş. Şevket ve topu alır. Gol. Kaldı. Şevket topu önünde buldu ve boş kaleye yuvarladı. Maçın 3'te 1'lik bölümünü geride bırakmak üzereyiz. Beşiktaş Safi Çimento farkı kapatıyor. Pasif yarısı geldi bu arada. Gürkan ve Alper son durakta gol attı.
Sivesko'nun pası. Cedric Sorendo döndü. Atış direkten dönüyor. Durmuş Mutlu kavruyor. Hızlı hücum şansı yakalıyor. Beykoz Belediye. Ali Emre. Ali Emre atış dışarıda. Maçın 3'te 1'lik bölümü geride kaldı. Peña'nın pasında Harun. Harun Burak Duran'a takıldı. Burak Duran 11. kurtarışını yaptı bu arada. Topun değişmesi için Ali İbrahim izin istedi. Yeni bir temiz bir top gerekebilir. Max'la beraber topu kontrol ettikleri için o Max kalıntılar oluşturabiliyor topun üzerinde. Tekrar oyun hareketlilik kazandı bu arada. Ali Emre. Gürkan. Ali İbrahim. Pasif uyarısı geldi bu arada. Ali Emre'nin pasta Sivesko oraya girdi. Tobias Sivesko gole gidiyor. Tobias Sivesko. Bu maçtaki ilk golünü kaydetti Tobias. Yeniden 3'e indi. İşte pas arası Tobias Sivesko'dan. Hızlı hücum ve topallarda gol. Ömür Pehlivan oyuna girdi. Ali Emre'nin atış topallarda. Ali Emre Babacan. Karşı atak. Sivesko. Hemen santraldan cevap verdi. Goller yine üst üste gelmeye başladı. Tempo yükseldi. Fark yeniden 3'e indi. Sivesko üst üste goller buluyor. Bu da Ali Emre'nin atışı ve ağlara giden top direğe çarptı. Ağlarla buluştu. Farklı bir ceza bekledi Ali Emre orada. Golle beraber. Ali İbrahim. Ömür Pehlivan uzun bir aranlardan Ömür'de yine sahalara dönmüş görünüyor. O da sakatlık ardından böylelikle dönüş yaptı. Ali İbrahim Daraç'ı atış topağlarda. Çok zor pozisyonda Ali İbrahim golü buldu. Yine santradan ilerliyor Beşiktaş hücumu. Eyüpar'da bıraktı Cedric Sorendo. Cedric Sorendo. Goller izliyoruz. Farkı yeniden 3'e indiriyor Cedric Sorendo bu golle. Ömür. Ömür tekrar topu aldı. Yine bir top kaybı. Eyüpar'da araya girdi. Hızlı hücum şansı yakalıyor Beşiktaş. Yine bir top kaybı daha. Ali Emre. Ali Emre topu aldı Çağlayan'dan. Atış top dışarıda. Ali Emre Babacan. Topu direğe taktı ardından dışarı gitti. Farkı ikiye indirme şansı yakalıyor Beşiktaş Safi Çimento. Mihail oyunda. Peña yine ortada. Sol kanatta Gökay. Pivotta da Hişem top bekliyor. Hişem Kabaçi çapraz geçişe dahil oldu. Sivesko bıraktı Mihailo. Mihailo boşluğu buldu Burak Duran. Dönen top Şevket'te kaldı. Şevket yine Burak Duran ama bir 7 metre kararı var. Bir de 2 dakika cezası. Olper 2 dakika cezası aldı. Beşiktaş çok etkili geldi. Üst üste fırsatlar buldu. Birinde Burak Duran'a takıldı. Sonrasında Holpert'in müdahalesi işte burada. Bir iki dakika cezası ve 7 metre kararı geliyor. Josef Holpert takımını eksik bırakıyor. Bu maçta ikinci kez eksik kalacak Beykoz Belediye. Bu maçta ikinci kez 7 metre atışı kullanacak Beşiktaş. Ve Mihailo çizginin gerisine geldi. Burak Duran ilk 7 metre atışında gole izin vermemişti.
İşaret geliyor. Mihailo! Top dışarıda. Farkı ikiye indirme şansını değerlendiremedi. Mihailo Radojković. İzliyoruz. Yerden çok sekti. Çok fazla ivme kazandı ve top dışarı gitti. Kaleyi boşalttı Beykoz Belediye. Sol kanatta Daniel Kaya oyuna girdi. Ali Emre, Ömür'ün pası yerini bulmuyor. Hücum Beşiktaş'ın. Hemen hareketlilik kazandıramadı siyah beyazlar. Kale boştu, Burak Duran tekrar devraldı. Sivetko. 5 kişilik savunma karşısında Beşiktaş Safi Çimento. Üst üste top kayıpları yapıyor Beykoz Belediye. Son bölümde çok hata yaptı. Çok basit hata yansıdı. Bu arada Gökay ve yine Burak Turan. Burak Turan 13. kurtarışını yapıyor. Son 5 dakika 40 saniye ilk yarıda. Yine kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. Gürkan. Ömür'ün atışında Enis Yatkın. Kaleden kaleye bir şut geliyor. Top dışarı gidiyor. Direğe çarptı ve dışarı gitti. Enis Yatkın'ın şanssızlığı. İzliyoruz. Kurtarışı yaptığı gibi karşı kaleyi denedi. Boş kale. Top direğe çarptı ve dışarı gitti. Farkı 2 indirme şansını üst üste değerlendiremedi siyah beyazlar. Gürkan bomboş kaldı ve gol attı. Gürkan kendi çabasıyla ilerledi. O boşluğu iyi değerlendirdi ve gol attı. Direğe takıldı Peña. Üst üste gol fırsatlarını değerlendiremiyor siyah beyazlar. Castro Peña'nın atışı direğe takıldı. Fark 4'te kaldı. 2 dakika cezası da geride kalıyor bu arada. Holpert'in ve 6 kişi yüklenecek şimdi. Beykoz Belediye mola geldi. Bu kez molaya alan Beykoz Belediye oldu. Son 4 dakika maçın ilk yarısı için 15-11'lik skorla Beykoz Belediye üstün. Farkı bir ara 7'ye kadar çıkarmıştı Beykoz Belediye. Farkı 2'ye kadar indirme şansı yakaladı Beşiktaş Safi Çimento ama değerlendiremedi. Ve şimdi Beykoz Belediye mola hakkını kullanıyor. Yine hatırlatmak istiyorum. HDI Sigorta Handball Erkekler Türkiye Kupası'nda 4'lü final ilk eşleşmesi. 1. eşleşmede İstanbul derbisi yaşanıyor. Beykoz Belediye ile Beşiktaş Safi Çimento kozlarını paylaşıyor. Saat 16.30'da 2. eşleşmede yine bu salonda Sakarya Büyükşehir Belediye ile Spor Toto kozlarını paylaşacak. Ve Profesör Doktor Yaşar Sevim Handball Salonu'nda yarın saat 14'te final heyecanı nefesleri kesecek. Ve tüm maçlar yine TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşacak. Mola sonrası hücum Beykoz Belediye'nin. Holper şimdi topu aldı. Destek geldi Ömür Pehlivan. Ömür Pehlivan pası aktardı. Çağlayan boşluğu buldu, gol attı. Çağlayan Öztürk 3. golü. Bu arada Ali Emre, Mehmet Emre kaleye devraldı Beşiktaş'ta. Karar hücum faul. Ağlara giden top gol değeri kazanmıyor. İzliyoruz. Mihailo'nun müdahalesi. Hücum faul. Hücum yine Beykoz Belediye'nin. Holpert. Ali Emre. Gürkan. Boşluk bulamadı Beykoz Belediye. Pasif uyarısı geldi bu arada. Ömür Pehlivan ve top ağlarda. Ömür ters kanattan ilerledi. Bu maçtaki golü kaydetti. Boş pozisyon Radojković. Mihailo Radojković'e gol izin veriyor Burak Turan.
Yine çok net bir fırsat değerlendiremedi Beşiktaş ve Burak Turan toplamda da 14. kurtarışına imza attı. Eğer Beykoz Belediye adını finale yazdırırsa, ki daha uzun bir süre var, daha 33 dakikalık bir zaman dilimi bizleri bekliyor. Burak Turan'a farklı bir parantez açmak gerekiyor. Gürkan. Ali Emre. Ali Emre direğe takıldı. Top dışarı gitti. Fark altta kaldı. Muhtar Kavri oyunda bu arada Beykoz Belediye'de savunmada. 5-1 savunma yapıyor Beykoz Belediye. Hemen hemen maçın başından bu yana. Svesko ortada. Peña sol çaprazda. Eyüp Arda sağ ön kurucu mevkiinde. Sağ kanatta Alperen top bekliyor bu arada. Yine bir top kaybı Beşiktaş'ta. Yine hızlı hücum şansı. Durmuş Mutlu son durakta ama Mehmet Emre gol izni vermedi. Bu maçta ilk kurtarışını yaptı Mehmet Emre. O da eski bir Beykoz Belediyeli. Peña. Peña'nın atış topu alır gitti. Tempo kazanıyor maç. Castro Peña toplamda 3. golünü kaydederek farkı 5'e indirdi. Son 1 dakika 20 saniye. Golün tekrarını izliyoruz. Kale arkası kameramızdan. Castro Peña'nın bulduğu fırsat golle sonuçlandı. Son 1 dakika 10 saniye ilk yarı için. Ali Emre Babacan. Yüksek bir top geldi. Ömür Pehlivan için çok zor bir toptu. Hızlı hücum şansı. Eyüp Arda'nın pasında pas arası. Ali Emre'den müthiş bir pas arası. Adeta bekliyordu o topu Ali Emre. Hücum yeniden Beykoz Belediye'nin oldu. İlk yarıda son 45 saniye. Son 30 saniye. Pasif uyarısı geldi. Ali Emre'ye atış dışarıda. Beşiktaş sahibi Çimento hızlı hücumu. Alperen Arabacı bıraktı. Cedric Sorendo sete döndü. Svesko destek bekledi. Son 15 saniye artık maçın ilk yarısı için. Svesko sol çaprazda. Top yer Svesko pası aktardı ama faulle durduruldu. Son 10 saniye. Son şans ilk yarı için. Peña. Peña'nın pası Eyüp Arda. Sağ kanatta Alperen. Alperen golü. Yine Burak Turan. Yine Burak Turan. Yine Burak Turan. Son sözü söylüyor ilk yarıda Burak Turan. Toplamda 15. kurtarışını yaparak ve farkı 5'e çıkartarak avantajlı bir şekilde gidiyor Beykoz Belediye. İzliyoruz. Burak Turan'ın son kurtarışı. İlk yarı bitti. İlk yarı Beykoz Belediye 17. Beşiktaş sahibi Çimento 12 skoruyla tamamlandı. İkinci yarıda tekrar bekliyoruz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. İlk yarıda 17-12'lik Beykoz Belediye üstünlüğü vardı. HDI Sigorta Handball Erkekler Türkiye Kupası dörtlü finalin birinci eşleşmesinde İstanbul derbisinde ilk 30 dakikayı Beykoz Belediye 5 sayılık avantajla kapattı. İkinci yarıya bu avantajını yine koruyarak başlayacak. İlk hücum Beşiktaş sahibi Çimento'dan yansıyacak. Bir diğer tarafta tabii eklemem gereken Burak Duran'ın performansı var ki o da ilk yarının sonuna da damga vuran, toplam 15 kurtarışa imza atan Burak Duran takımının farkı daha da açmasını sağladı ve fark yarattı aslında diyebiliriz. İkinci yarıda bakalım neler yaşanacak. Birazdan maçın hakemleri Murat Çelik ve Cengiz Ömer takımları yerlerini alması için son bir uyarıda bulunacak. Beykoz Belediye son şampiyon, Süper Lig'de ipi göğüsleyen son takımdı. 2022-2023 sezonuna damga vurdu. 2022-2023 sezonunun HDI Sigorta Türkiye Kupası'nı kazandı. Ekrana yansıyan Beşiktaşlı oyunculardı. Beykoz Belediye ile yaptıkları final mücadelesini kazandılar. Ve onlar da Türkiye Kupası'nı müzelerine götürmeyi başardılar. Geçen senenin final mücadelesinin rövanşı
Diğer tarafta geçen sene birçok kez yine karşı karşıya giren bu iki ekip bu sene de toplamda 4. randevularında yine boy gösteriyorlar. 2 kez Süper Lig'de, 1 kez Süper Kupa mücadelesinde kozlarını paylaştılar. Kazanan Beşiktaş Safi Çimento olmuş ve sezona kupayla başlamıştı. Bugün Türkiye Kupası'nda yarı finalin ilk eşleşmesinde bakalım ilk kim kazanacak ve adını finale yazdıran ilk ekip kim olacak? Bunu da kalan bu 30 dakikalık sürede göreceğiz. Tekrar tekrar başarılar diliyoruz her iki ekibe. Handball anlamında güzel bir mücadeleydi ilk 30 dakika. Bol gollü, tempolu bir maç izledik. İkinci 30 dakikada yine bu handball'un, bu mücadelenin sürmesini bekliyoruz. Ekrana yansıyan Burak Duran ilk yarıda 15 kurtarış yaptı. İlk yarıya damga vurdu. Saatler 16.30'u gösterdiğinde ikinci eşleşme başlayacak. Bakalım ilk eşleşmenin galibi kim olacak? İlk finalist hangi İstanbul ekibi olarak yansıyacak? İkinci yarıya Beşiktaş Safi Çimento başladı. İlk yediye baktığımızda Eyüp Arda sağ oyun kurucu mevkiinde. Topya Sibesko sol oyun kurucu noktasında farklılıklardan ikisi. Sol kanatta da Gökay Bilim süre alıyor. Penya! Penya pozisyon buluyor ve gole atıyor. İkinci yarıda açılışı yapan Penya oldu. 4. golünü kaydetti. Maçın şu ana kadarki en golcü ismi olarak da öne çıktı. Oyun duruyor. 2 dakika cezası Baran Nalbantoğlu. Baran Nalbantoğlu 2 dakika cezası aldı. Hakemler bir tereddüt yaşadı. Murat Çelik ve Cengiz Ömer aynı düşüncede değil. Başlangıçta işte burada Baran'ın müdahalesiyle Ali Emre yerde kalmıştı. Baran 2 dakika cezası aldı. Sonrasında Çağlayan pozisyonu kaybetti. Topa müdahale dedi maçın hakemi Murat Çelik ve 2 dakika cezası Beşiktaş Safi Çimento'da Baran Nalbantoğlu'na çıktı. Hücum Beşiktaş Safi Çimento'nun oldu. Kaleyi boşaltıyor siyah beyazlar bu arada. Sivesko sol çaprazda Alper Aydın onu karşıladı. Eyüp Arda'nın pası. Sivesko karar 7 metre. 6 metre yayında müdahale Ömer. Faruk Güldal'dan. Sivesko 7 metre atışı için. İşte burada bir şans buldu. Eyüp Arda çizginin gerisinde. Eyüp Arda yıldız işaret bekliyor. Burak Duran 2 7 metre atışında kurtarış yapmıştı. Bu kurtarış gelmedi. Eyüp Arda Yıldız bu maçtaki ilk 7 metre golüne imza atıyor. Eyüp Arda farkı yeniden 3'e indirdi siyah beyazlar. Sol kanatta Holpert. Holpert toparlarda. Holpert 2016-2017 sezonunda siyah beyazlı formayı terletmişti. Yaklaşık 10 yılın ardından şimdi Beykoz Belediye formasıyla siyah beyazlara karşı oynuyor. Devre arası transferi Beykoz Belediye'nin. Faktör de çıktı. Yine kaleyi boşalttı Beşiktaş Safi Çimento. Penya, Penya ve Burak Duran dediğim anda bir faul düdüğü var. Francisco Javier Peña sol kolunu tutuyor. Yine hücum Beşiktaş'ın. Eyüp Arda sağ çaprazda. Kanada indi. Şevket Yağmuroğlu uzak direkte golü buldu. Şevket Yağmuroğlu da bu 3. golü. Hakkinden 3'e iniyor. İşte burada Şevket açıyı düzeltti. Dar açıda iyi bir gol. Güzel bir gol. Fark 3'e indi. Ali İbrahim merkezde. Gürkan. Çapraz geçiş. Ali Emre. Ali Emre direğe takıldı. Dönen top paranda kaldı. Hızlı hücum şansı. Son durakta Şevket. Şevket de direğe takılıyor. Şevket Yağmuroğlu topu direğe nişanladı. Üst üste direk. Ve ardından top oyun alanına döndü. İşte burada Şevket bomboş. Top direkten dönüyor. Park 3'te kaldı. Çağlayan. Halil.
Gürkan. Faul var. Pasif yarısı geldi bu arada. Ali İbrahim top dışarıda. Ali İbrahim Öztürk. O da devre arası transferlerinden biri. Farkı 2 indirme şansı. Eyüp Arda. Eyüp Arda karar 7 metre. Olpert 6 metre yayı içerisinde. Geziyoruz. Olpert işte burada 6 metre yayında müdahalesi. Karar 7 metre. Eyüp Arda yine çizginin gerisinde. Eyüp Arda Yıldız. Ve Burak Turan. Burak Turan ikinci yarıdaki kurtarışını bir 7 metre atışında gerçekleştiriyor. 16. kurtarışına imza atıyor. Eyüp Arda'nın atışı işte burada Burak Turan sol eliyle çıkardı. Gürkan'ın atışı top dışarı çıktı. Fark yine 3'te kaldı. Yine farkı 2 indirme şansı. Eyüp Arda'nın pası Cedric Sorendo kanada indi. Şevket açığı düzeltti ve farkı 2 indiriyor. 2 dakika cezası Holpert'e. Yine eksik kalıyor Beykoz Belediye. Holpert 2 dakika cezası aldı. Bu da kendisinin ikinci 2 dakika cezası olarak yansıdı. İzliyoruz. Cedric Sorendo zor bir pozisyonda Şevket'i gördü. Şevket Yağmuroğlu golü attı. Farkı 2 indiriyor. 5 dakikalık bölümü geride bırakıyoruz. İkinci yarıda ve nispeten daha iyi başladığını gösteriyor Beşiktaş ikinci yarıya. Nispeten diyorum çünkü ilk yarıda 6-0'lık bir seriyle başladı Beykoz Belediye. 6-0. İnanılmaz bir seriydi. İlk golünü atması için çok bekledi Beşiktaş. Ali Emre. Hemen cevap verdi Ali Emre. Ali Emre Babacan'ın bu üçüncü golü. Durum 19-16. Fark yeniden 3'e çıktı. İzliyoruz. Ali Emre. Kendisinin üçüncü golünü kaydetti. 5 kişilik savunma. Beşiktaş'ın karşısında Sivetsko top dışarıda. Şu ana kadar Beşiktaş daha etkili başladı demiştik ikinci yarıya ama farkı şimdi yeniden 4'e çıkarma şansı yakalıyor Beykoz Belediye. Kaleyi boşaltarak risk alıyor sarı siyahlılar. Ali Emre pası Halil İbrahim. Pasif yarısı geldi bu arada. Top kaybı. Yine bir basit hata geldi. Kaleyi de devraldı Burak Turan bu arada. Peña. Peña'nın atış topağlarında gol. Francisco Javier Peña. Beşinci golü. Fark yeniden 2'ye indi. Sahanın en skor resmi İspanyol Francisco Javier Peña. Ali İbrahim. Ömür şimdi sağ çaprazda. Kanada indi. Holpert. Holpert'e gol izni vermiyor. Mehmet Emre. Mehmet Emre'nin ikinci kurtarışı. Farkı 2'de tuttu siyah beyazlar. Peña kanada. Şevket boşluk. Şevket direğe takıldı. Şevket ön direkte denedi olmadı. Ali Emre pası Ömür. O da Ömer Faruk'u gördü. Ömer Faruk pozisyon bulamadı. Ömer Faruk Güldal. Sağ kolunda sağ elinde bir bandaj var. Ömür. Ali Emre. Baran karşısında. Yerde kalıyor. Yine bir faul düdüğü geliyor.
Tekrar Ali Emre merkezde ilerledi. Yine yerde kaldı bu kez. Çok sert düştü. Neyse ki kalkabilecek durumda Ali Emre. Üst üste faul pozisyonlarının merkezinde Baran Nalbantoğlu var. Ali Emre yine pozisyonun içine işte izliyoruz. Birkaç dakika önce yine bu şekilde yerde kalmıştı Ali Emre. Her an Baran Nalbantoğlu'na farklı bir ceza yansıyabilir. Fark 2 sayı. Beykoz Belediye üstünlüğü devam ediyor maçın başından bu yana. Pasif uyarısı geldi bu arada. Josef Holpert bıraktı Ömür Pehlivan. Ömür Pehlivan'dan müthiş bir gol. Ömür Pehlivan bir füze gönderdi. 12 metrelik bir mesafeden ve o da golle sonuçlandı. Fark 3'e çıktı. Peña direğe takıldı. Dönen top Sivesko'da kaldı. Top ya Sivesko boşluğu buldu. O da faulle durduruldu. Ömer Faruk yerde. O da kalkabilecek durumda. Şu an için görünür bir şekilde izliyoruz. Sivesko'nun şutunda dirseği geldi anladığım kadarıyla Ömer Faruk Güldal'a. Beşiktaş tribünleri görüntüye yansıyor Ankara'da. Beşiktaşlı handball severler siyah beyazları yalnız bırakmıyor. Eyüp Arda, Peña yakın savunma var Çağlayan'dan yansıyan ve Ömür Pehlivan'dan yansıyan. Şimdi Eyüp Arda ve Burak Turan. Burak Turan'ın 16. kurtarışı. Düzeltiyorum 17. kurtarışı. Ali Emre'nin pası Çağlayan, karar 7 metre. Hişem Kabaçi bir de 2 dakika cezası alıyor. Hişem Kabaçi Beşiktaş'ı eksik bırakıyor. İzliyoruz. Ali Emre'nin pasında hareketlendi burada Çağlayan. Pozisyon da buldu. Ardından Hişem Kabaçi'nin müdahalesi. Karar 7 metre ve bir de 2 dakika cezası. Beykoz Belediye ilk kez 7 metre atış kullanıyor. Ali İbrahim Öztürk çizginin gerisinde. Mehmet Emre karede. Ali İbrahim işareti aldı. İlk 7 metreyi golle sonuçlandırdı. Farkı 4'e çıkardı. Mehmet Emre kareyi terk etti. Risk alıyor Beşiktaş. Kaleyi boşaltarak. Yakın savunması var Ömür'ün Sivesko karşısında. Eyüp Arda'ya gol izni vermedi Burak Duran. 18. kurtarışını yaptı. Şimdi Ömer Faruk pası Çağlayan bomboş ve top ağlarda gol. Çağlayan Öztürk toplamda 4. sayısını buldu. Fark yeniden 5'e çıktı. İlk yarıda 5 farklı üstünlükte kapatmıştı. 30 dakikayı Beykoz Belediye yeniden aynı avantajı yakalıyor. Yeniden farkı 5'e çıkartıyor Beykoz Belediye. Sivesko karşı kalede. Yine Burak Turan'ın kurtarışı. Faul bekledi siyah beyazlar. O faul düdüğü gelmedi. İzliyoruz. Sivesko. Burak Turan yine kurtarışa imza attı. Pozisyonun içinde Çağlayan Öztürk var. Faul düdüğü gelmedi. Bomboş pozisyon Ali İbrahim. Ali İbrahim Mehmet Emre'ye takıldı. Mehmet Emre'nin 3. kurtarışı. Yine 2 dakika cezası devam ediyor. Hişem Kabaçi kenarda. Süresinin dolmasını bekliyor. 15 saniye var. Yine kaleyi boşaltıyor Beşiktaş. Eyüp Arda. Sivesko boşluğu buldu Burak Turan. Burak Turan inanılmaz kurtarışlar yapıyor. Kaleden kaleye bir şut geldi ama o da çerçeve dışında. Ömer Faruk burada topu aldı. Karşı kalenin boş olduğunu gördü.
atışı, top dışarıda. Eyüp Arda yüzüne geldi. Burak Turan'ın, Halil İbrahim 2 dakika cezası aldı. Burak Turan yerde. Umarım ciddi bir şey yoktu. Sert bir şut geldi çünkü Eyüp Arda'nın şutu tam da yüzüne rastladı. Beykoz Belediye eksik kalıyor. İzliyoruz. Eyüp Arda burada. İster istemez tabii tam da dengesiz bir düşüş ve ardından Burak Duran'ın yüzüne gelen şut. Normal şartlarda kalecinin yüzüne gelen temasla da bir ceza yansıyabilirdi ama tabii bir faulle sonuçlandığı için özellikle 2 dakika cezası alan Ali İbrahim faul yaptı Eyüp Arda'ya. Toplamda 4. 7 metre atış olacak. Bunlardan sadece birini golle sonuçlandırdı siyah beyazlar. Ve şimdi çizginin gerisinde Nikola Arsenic var. Arsenic işaret bekliyor. Burak Turan kalede. Atış topu alarda. Bu maçtaki ilk golünü bir 7 metre atışıyla buldu Nikola Arsenic. O da bir sakatlık ardından yeniden sahalara döndü. Ve şimdi Beykoz Belediye kaleyi boşalttı. Fark 4'e indi. Gürkan. Ali Emre. Ali Emre müthiş bir gol. Ali Emre Babacan. Tribünde babası Mustafa Babacan da takip ediyor. O da aynı şekilde gole tepki veriyor. Sol kanatta Şevket pozisyon bulamadı. Orada Peña karar 7 metre, yine bir 7 metre. 6 metre yayında bir müdahale Ömer Faruk Güldal'dan. 6. 7 metre atış olacak. Beşiktaş'ın kazandığı. İzliyoruz Ömer Faruk burada 7 metreye sebep olan son müdahaleyi yapan isimdi. Nikola Arsenic yine çizginin gerisinde. Şu ana kadar 2 7 metre atışını golle sonuçlandıran çıkmadı. Nikola Arsenic ikinci kez çizginin gerisinde atış topu alardı. 2'de 2 yapıyor Nikola Arsenic. Fark yeniden 4'e indi. Yine kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. Yaka savunması var siyah beyazların. Gürkan, Çağlayan, çapraz geçiş, Ömer Faruk. Şimdi topu aldı Ali Emre yerde. Faul var. Pasif uyarısı devam ediyor. Atış Enis Yatkın. Dönen top yine Enis Yatkın. Enis Yatkın'dan üst üste iki kurtarış. Orada bomboş Eyüp Arda. Eyüp Arda Yıldız. Bu maçtaki ikinci golü. 7 metre dışında ilk golü. Farkı 3'e indirdi siyah beyazlar. Daha henüz savunma yerini almadan işte burada Enis Yatkın iki kurtarış yaptı. Ardından Hızlıcım şansını değerlendirdi. Son durakta Eyüp Arda gol attı. Alper Aydın oyunda. Şimdi Gürkan. Faul var. Gürkan tekrar. Pivota Alper Aydın'a bıraktı. Yine bir faul düdüğü. Ali Emre direğe takıldı. Dönen top Olpert'te kalıyor. Hücum yine Beykoz Belediye'nin. Bu arada bomboş pozisyon topu alarda gol. Ömür Pehlivan. Fark tekrar 4'e çıkardı Beykoz Belediye'li oyuncular. Peña merkezde yine. Destek geldi şimdi Gökay Bilim'den.
Simetsko bıraktı Eyüp Arda. Eyüp Arda yine boşluğu değerlendirdi Eyüp Arda Yıldız. Skor 24-21. Fark yeniden 3'e iniyor. Maçın da 4'te 1'lik bölümü kalıyor geriye. 45. dakikayı da geride bırakıyoruz. 15 dakikadan az bir zaman var maçın bitimine. Ömür yerde faul. Ali Emre. Ömür bomboş kaldı. Enis Yatkın gol izni vermedi. Enis Yatkın'ın da bu toplamda 9. kurtarışı. Çift taneye ulaşmak üzere. Yine farkı 2'ye indirme şansı yakalıyor siyah beyazlar. Gökay Bilim. Eyüp Arda. Fatih Çalkamış oyunda. Fatih Çalkamış savunmada süre alıyor. Eyüp Arda Yıldız yeniden pozisyon buluyor. Eyüp Arda Yıldız'dan müthiş bir gol. 2 dakika cezası geldi Fatih Çalkamış'a. Beykoz Belediye eksik kalıyor. Buradaki müdahalesi Fatih Çalkamış'a 2 dakika cezası getirdi ayrıca. Eyüp Arda çok güzel bir çevirme yaptı. Golü buldu, ağları havalandırdı. Beykoz Belediye eksik kaldı. Bu arada kaleyi boşaltıyor Beykoz Belediye. Ali Emre, Gürkan, Ömür tekrar, Gürkan Soğukpınar, Gürkan Soğukpınar da hemen cevap verdi. Fark yeniden 3'e çıktı. Hemen saltıradan ilerledi Beşiktaş hücumu. Eyüp Arda bu kez Burak Duran'a takıldı ama öncesinde bir faul ve 2 dakika cezası Gürkan Soğukpınar'a. Yine Beykoz Belediye 2 dakika cezası aldı. Gürkan bu kez takımını eksik bırakacak. 2 kişi eksik kalacak. Sarı siyahlar işte Burak Duran'ın kurtarışını izledik. Burak Duran 21. kurtarışını yapıyor. Artık 21 kurtarış dile kolay. Bir maçta normal şartlarda zaten fazlasıyla İstatistiğe girmiş görünüyor. Daha henüz 13 dakika var. Kaleyi boşalttı Beykoz Belediye. 5 kişilik hücum yapıyor. Sarı siyahlılar. Oleg Görgeyevski oyuna girdi. Şimdi Holpert. Oleg tekrar topu aldı. Holpert. Şevket araya girdi. Kale boş. Şevket ve topu orada gol. Şevket Yağmuroğlu parkı 2'ye indiriyor. İki kişi eksik oynayan Beykoz Belediye savunmaya dönemedi. İşte burada hata Holpert'ten. Şevket bu golü attı. Farkı 2'ye indirdi. Oleg Görgeyevski. Holpert. Hatalı inme. Top kaybı. Hücum siyah beyazların. Kaleyi şimdi devraldı Burak Duran. Gökay Bilim karşı kalede ve topu alarda gol. Maçtaki ilk golü Gökay'ın. Fark biliniyor ve artık mola geliyor. Molayı alan Beykoz Belediye oluyor. Skor 25-24. Fark ilk kez 1'e indi maçın başından bu yana. Ve aslında maç yeniden başladı diyebiliriz. Kalan son 11 dakika 40 saniyede. Siyah beyazlar maça ortak oldu. Maçın başından bu yana Beykoz Belediye bir şekilde farkla beraber ilerlemişti. Hatta 6-0'la başladı. 6-0'lık bir seri. İlerleyen dakikalarda bu farkı da korumayı başardı. Hatta 7'ye kadar çıkardı bir ara Beykoz Belediye ama son bölümde artık Beşiktaş
yeniden maça ve skora ortak oldu. Şu an için fark bir. Mola geldi. Molayı alan Beykoz Belediye oldu. Boşaltıyor Beykoz Belediye. Ömür. Ali İbrahim. Burak Duran kaleyi devraldı. 2 dakika cezasının biri sona erdi. Gürkan yine kenarda. Ömür. Pasif yarısı var. Ali Emre atış topu ağlarda. Ali Emre Babacan. 5. golü. Beykoz Belediye'nin en golcü ismi. Ali Emre. Son 11 dakika maç için. Fark 2'ye çıktı. Alper Aydın da şimdi oyuna girdi. Gürkan'ın cezası son buldu. Yeşem. Svesko. Faul düdüğü geliyor. Peña boşluğu buldu ve gol attı. Hak yeniden bire indi. Ali İbrahim atış topağlarda goller üst üste yansıdı. Ali İbrahim hemen cevap veriyor. Ali İbrahim de bu 4. golü. Hak yeniden 2'ye çıktı. Kalan son 10 dakikalık zaman dilimi. Üst üste golleri izledik. Bu da Peña'nın sayısıydı. Skor 27-25. Farkı yeniden bire indirmek için top çeviriyor siyah beyazlar. Svetsko. Faul. Peña'nın pasında Hişem Kabaçi. Hişem Kabaçi golü buluyor. Beşiktaş bırakmıyor mücadeleyi. Ali Emre'nin atışında öncesinde bir faul var. Elisi yatkın görüntüde. Ali Emre, Alper Aydın saat yönüne ters bir çapraz geçiş yaptı Beykoz Belediye. Müthiş bir gol. Halil İbrahim Öztürk. Hemen cevap verdi Beykoz Belediye. Ali İbrahim Öztürk'ün işte şık golünü tekrar izliyoruz. Bu açıdan net bir şekilde görebiliyoruz. Çok zor bir pozisyonda. Peña'nın müdahalesine rağmen bu atış gol getirdi. Castro Peña ile maçın hakemi Cengiz Ömer bir şeyleri tartışıyordu az önce. Yine hücum Beşiktaş'ın. Peña. Yerde kaldı faul. Ömer Faruk görüntüde bir sakatlık yaşıyor arada. Mola geliyor. Bu kez mola Beşiktaş'ın. Beşiktaş Safiç Mento molası. Son 8 dakika 20 saniye var maçın bitimine ve çok kritik anlar aslında bizleri bekliyor. Şu ana kadar ikişer mola hakkını kullandı, değerlendirdi her iki ekipte ve sonuç olarak son 8 dakikalık zaman dilimi bakalım ne getirecek. HDI Sigorta Handball Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist kim olacak? Beykoz Belediye mi? Beşiktaş Safi Çimento mu? Beykoz Belediye üstünlüğü devam ediyor. Maçın başından bu yana ekrana yansıyan Beşiktaş taraftarları maçın başından bu yana desteklerini bir şekilde ortaya koydu. Henüz üstünlük golü yansımadı siyah beyazlardan ama maçı ortak olmayı başardı diyebiliriz. Son 10 dakika kala
Beşiktaş için. Mola süresi son buldu. Yeniden oyun hareketlilik kazandı. Son 8 dakika. Pasif yarısı geldi hemen. Mola'nın ardından Peña ilerledi. Castro Peña'nın atış topağları gitti. Çok zor pozisyonda Castro Peña. Kendisinin 7. takımının 27. sayısını buldu. Sahanın en skorer ismi Peña. Ali Emre. Faul var. Çağlayan yerde Baran'ın müdahalesiyle. Baran yine pozisyonun içindeki isimdi. İzliyoruz. Sarı kart çıktı bu arada. Bençe. Beşiktaş bençine sarı kart. Tekrar oyun hareketlilik kazanıyor. Pasif yarısı geldi. Ali İbrahim top yerini bulmadı. Hücum Beşiktaş'ın ve beraberlik şansı yakalıyor siyah beyazlar. Son 7,5 dakika. Maçta ilk kez beraberlik fırsatı siyah beyazların için, siyah beyazlar için bir önemli an. Atış topağlarda gol. Gökay Birim dengeyi sağlayan golü kaydetti. Son 7 dakika kala yeniden maça ve skora ortak oldu siyah beyazlar. Tribünden gelen inanılmaz bir ıslık sesi var. Beykoz Belediye hücumda. Ömür Pehlivan. Karar faul. Bu arada skorboard arızalandı muhtemelen. Hücuma ara verilecek. Oyun duruyor. Skorboard'da bir problem var. Yeniden elektrik ve ışıkları görebiliyoruz. Sistem olarak yeni bir denemede bulunuyor aslında Türkiye Handbol Federasyonu. Hem VAR incelemesi için görüntülü değerlendirme yapılacak, hem de elektronik siren sistemiyle mola hakkını butona basarak takımlar kullanıyorlar. Bazı değişiklikler ve sonuç olarak bu yüzden de farklılıklar yansıyabiliyor. Aksamalar bir şekilde giderilmeye çalışılıyor. Maçın bitimine 6 dakikadan biraz fazla bir zaman var. Artık son anlar. Dengedeki mücadele bakalım hangi ekibin finale çıktığını gösterecek. Eğer maç bir şekilde 60 dakika içerisinde dengede sonuçlanırsa uzatmalara gidilecek. 2 tane 5 dakikalık devre bizleri bekliyor. Sonrasında penaltılara geçilecek. Eğer denge bozulmazsa bu uzatma anlarının ardından da 5'er penaltı kullanılacak. Burada da bir penaltı dengesi yansırsa seri penaltılara geçilecek ve artık son durakta da, son anda da, son saniyelerde de ipi kim gösterecek bunu göreceğiz. Geç
geçen yıl Konya'da yapılan final heyecanında maç uzatmalara gitmişti. Yine bu iki ekip karşı karşıya gelmişti. Bu kez yarı finalde kozlarını paylaşıyorlar. Skorborttaki problem çözüldü. Yeniden oyun hareketlilik kazandı. 28-28'lik denge var. Ömür, Ali Emre, müthiş bir gol. Ali Emre Babacan, Beykoz Belediye Çekler önde. Son 6 dakika 10 saniye. Eyüpar'da, Peña oyunda. Baran'ın yerine Peña süre alıyor. Hücumda, Baran da savunmada yer alıyor. Yay üzerinde, tandemde. Şimdi Eyüpar'da, Peña. Faul. Svesko. Yine bir faul. Alper Aydın. Pasif uyarısı geldi bu arada. Svesko. Peña sağ kanatta, Şevket var. Atış toparlarda gol. Francisco Castro Peña 8. golünü attı. Sahanın en skorer ismi olarak öne çıkıyor. Yine dengeyi sağlıyor siyah beyazlar. Son 5 dakika kala. Durum 29-29. Ali Emre. Ali Emre Hocan bıraktı. Ömür Pehlivan. Ömür Daraçı. Yüzüne geldi Enis'in. O da tepki verdi. Faul var öncesinde. Ömür Pehlivan'a yapılan müdahale. Faul. Ali Emre. Ali İbrahim. Yine bir faul düdü. Pasif uyarısı geldi bu arada. Beykoz Belediye hata için 4 pas hakkı var. Atış Enis Yatkın. Öne geçme şansı siyah beyazlarda ama pas arası Ali Emre'den. Çok güzel bir pas çağlayan yine Enis Yatkın. Enis Yatkın kendi hatasını değerli telafi etti. Ve 11 kurtarış yaptı şu ana kadar Enis. Üst üste 2 kurtarış. Ve yeniden bir öne geçme şansı yakalıyor. Saniyeler içerisinde siyah beyazlar. Maçın başından bu yana ilk kez öne geçme şansı siyah beyazların elinde. Son 4 dakika. Peña. Svesko, Burak Turan. Burak Turan'dan bir kurtarış daha geldi. Beykoz Belediye üstünlüğe ulaşacak mı? Ömer Faruk o gol attı. Ömer Faruk'un ikinci golü, çok kritik bir gol. Ali Emre'nin pası. Ömer Faruk sağ kanatta bomboş. Top ağlarda gol. Beykoz Belediye tekrar önde. Castro Peña. Ali İbrahim yerde kalıyor. Hişam Kabaçi ile beraber müdahalesi faul. Yakın savunması var Ali İbrahim'in. Peña ayağıyla müdahale, top kaybı. Hücum Beykoz Belediye'nin çok kritik bir anda, çok kritik bir hata geldi. Son 3 dakika maç için. Ali İbrahim. Ali Emre. Sol kanatta Holpert ve Karanucu faul. Hücum Beşiktaş'ın orada zeminde bir problem var. Enis de tabii yerde kalan oyuncuların geçtiği bölümde ayağa kaydı, izliyoruz. Şevket Yağmuroğlu bu hücum faulü aldı ve yeniden bir beraberlik şansı yakaladı. Beşiktaş Safi Çimento. Son 2,5 dakika maçın normal süresi için. Bu geçen 2,5 dakikada da Beykoz Belediye bir gol buldu Ömer Faruk'la. Onun dışında tabela değişmedi.
mümkün olduğu kadar hata yapmamaya çalışıyor. Her iki ekip ama üst üste hatalar yansıyor. İster istemez maçın temposuna ve önemine binaen. Beşiktaş top çeviriyor. Peña top aldı. Faul var. Son iki dakika maçın normal süresi için. Peña. Alper karşıladı onu. Eyüp Arda ve top ağlarda. Eyüp Arda Yıldız. Son iki dakika kala yeniden dengeyi sağlıyor Beşiktaş Safi Çimento. Mola geldi. Son mola hakkını kullanıyor Beykoz Belediye. Hala bir mola hakkı var Beşiktaş'ın bu arada. Son 2 dakika kala son mola hakkını değerlendirdi Beykoz Belediye. Skor 30-30. Çok kritik bir hücum Beykoz Belediye adına. Eğer buradan eli boş dönerse siyah beyazlar için çok önemli bir şans olacak ve ilk kez öne geçme şansı yakalayacak yeniden. Yeniden diyorum, üst üste öne geçme şanslarını değerlendiremedi Beşiktaş son bölümde, son 2 dakikalık zaman diliminde. Bakalım üstünlük sayısı için bir fırsat doğacak mı? Bunda kalan son 1 dakika 45 saniyede göreceğiz. 2 dakikadan az bir zaman var maçın normal süresi için. Eğer maç bu şekilde dengede sona erer ve 60 dakikalık zaman diliminde beraberlik yansırsa, 2 tane 5 dakikalık devre izleyeceğiz. Yani toplam 10 dakikalık zaman diliminde dengenin bozulmasını bekleyeceğiz. Eğer burada da bir beraberlik yansırsa penaltılara geçilecek. Bakalım son 2 dakikaya yakın zaman bize ne gösterecek. Beykoz Belediye yatağı. Hücum sarı siyahların Ali Emre bıraktı. Holpert kanattan koşu. Şimdi Ömür, Ali Emre, Halil İbrahim. Halil İbrahim'in atışı. Orada bir blok teması var. Top dışarı gitti ama bloktan dışarı gittiği için hücum Beykoz Belediye'nin. Köşeden oyuna soktu tekrar Ömer Faruk. Şimdi Ali Emre. Alper Aydın. Alper Aydın. Çok kritik bir gol. Alper Aydın takımın öne geçiriyor. Son 1 dakika 10 saniye. Sivesko oyunda. Bıraktı Peña'ya. Peña geçmeye çalıştı Sivesko'ya. Sivesko hemen cevap verdi. Son 1 dakika kala. 31-31'lik denge var. Yine dengeyi sağlıyor siyah beyazlar. Mümkün olduğu kadar son ana kadar değerlendirmeyecek gol şansını ve kaleyi boşalttı Beykoz Belediye. 7 kişilik hücum yapıyorlar. Risk alıyorlar. Risk alan Beykoz Belediye, bakalım golü bulabilecek mi? Son 35 saniye. Ali Emre. Ali Emre Enis Yatkın'a takıldı. Karşı kale boş. Enis Yatkın bunu görmedi. Enis Yatkın hala bunu görmedi ve şimdi Burak Turan kaleyi devraldı. Çok kritik bir an, çok kritik bir hata. 15 saniye var maçın bitimine. Sette ilerliyor Beşiktaş ve son mola hakkını kullanıyor siyah beyazlar. Son 15 saniye kala Enis Yatkın'dan müthiş bir kurtarış geldi ama o kurtarış ardından kaleden kaleye şut gelmedi. Enis Yatkın bunu fark etmedi. Sette ilerleyecek siyah beyazların hücumu izliyoruz. Burada Ali Emre'nin şutu Enis Yatkın'da kaldı. Enis Yatkın arkadaşlarına bakarken bir an tereddüt etti. Eğer bu tereddüt bir pasla ya da bir kaleden kaleye şutla sonuçlansa, Beşiktaş öne geçme şansını çok iyi değerlendirmiş olacaktı ve son saniyelere önde gidecekti. Şimdi sette ilerleyecek siyah beyazlar. Eğer 15 saniyede bir gol çıkmazsa uzatmalara gidilecek mücadelede. HDI Sigorta, Handball Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finalin ilk eşleşmesi, ilk yarı final mücadelesi Beykoz Belediye Beşiktaş Safi Çimento maçında. Normal sürenin son 15 saniyesi ve 31-31'lik denge var. Beşiktaş'ın elinde bu dengeyi bozma şansı.
Maçın başından bu yana öne geçme şanslarını değerlendiremedi siyah beyazlar. Beykoz Belediye bu üstünlük sayısını vermedi. Bakalım son 15 saniye kala Beykoz Belediye savunmasında bir gedik oluşacak mı? Beykoz Belediye karşısında Beşiktaş Safiç Mento öne geçme şansını değerlendirebilecek mi? Oyun hareketlilik kazanıyor. Son 10 saniyeye giriyoruz. Zirezkol topu aldı. Bıraktı Eyüp Arda'ya. Eyüp Arda'ya. Çok ilginç bir mücadeleydi. Maçın başından bu yana Beykoz Belediye üstünlüğü yansıdı. Fark bir ara 7'ye kadar çıktı ama son sözü söyleyen Eyüp Arda ve Beşiktaş Safi Çimento oldu. Takımlar ortaya koydukları mücadele için birbirlerini tebrik ediyorlar. Adına yakışır bir final heyecanı yaşandı ve sonuç olarak bize bu handbolu izletti her iki ekip ve onlara da teşekkür ediyoruz ortaya koydukları mücadele için. Gerçekten son yıllara damga vuran iki ekip yeni bir sayfa açmıştı rekabette. Bu açılan sayfanın sonunda kazanan Beşiktaş Safiç Mento oldu. Maçın skoru görüntüye yansıyor. Beykoz Belediye 31, Beşiktaş Safiç Mento 32 maçın skoru. Ve Beşiktaş Safiç Mento'lu oyuncular finali kutluyorlar. HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda dörtlü finalde ilk eşleşmede kazanan Beşiktaş oldu. Adını finale yazdırıyor siyah beyazlar. Maçın başından bu yana üst üste fırsatlar bir şekilde golle sonuçlanmadı. Öne geçme şanslarını değerlendiremedi. Ve son anda ekrana yansıyan Eyüp Arda Yıldız sahneye aldı. Taraftarıyla beraber oyuncular görüntüye yansıyor. Kazanan Beşiktaş Safi Çimento finali kutluyor. Profesör Doktor Yaşar Sevim handbol sahasında ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento oldu. Saatler 16.30'u gösterdiğinde ikinci finalist Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Totom olacak. Bunu göreceğiz. Ve bu mücadelenin ardından da yarın saatler 14'ü gösterdiğinde final heyecanını yine burada yaşayacağız ve TRT Spor Yıldız ekranında sizlerle buluşturacağız. Galibiyet pozu veriyor siyah beyazlar taraftarıyla beraber. Kazanan Beşiktaş Safiç Mento. Ve Ankara'da onları yalnız bırakmayan taraftarları finali kutluyorlar. HDI Sigorta Erkekler Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş Safi Çimento oldu. Son Türkiye Kupası finalinde de bu iki ekip karşı karşıya gelmişti. Kazanan uzatmalarda Beşiktaş olmuştu. Rövanşı vermedi siyah beyazlar. Bu sezonki dördüncü buluşmada da yine kazanan Beşiktaş oldu. Süper Lig'de iki kez karşı karşıya geldiler. Süper Kupa mücadelesinde de bir kez açılışta yine öne geçen Beykoz Belediye karşısında Beşiktaş maçın başından sonuna kadar üstün götürdü ve sezona çok önemli bir galibiyet ve kupayla başlamış oldu. Bu sezon yine üst üste dördüncü buluşmada da siyah beyazlar kazanıyor. Finale çıkan ilk ekip İstanbul'un Avrupa yakası Beşiktaş oluyor. Birazdan diğer takımlar da yani Sakarya Büyükşehir Belediye ve Spor Totolu oyuncular da ısınmak için sahaya gelecekler. Yaklaşık 50 dakika sonra ikinci maçın ilk düdüğü gelecek. Saatler 16.30'u gösterdiğinde burada Profesör Doktor Yaşar Sevim handbol sahasında ikinci
yarı final eşleşmesi, dörtlü finalin ikinci buluşması Sakarya Büyükşehir Belediye ile Spor Toto Spor Kulübü arasında gerçekleşecek. Şimdi tabii Beşiktaşlı taraftarlar yerlerini diğer taraftarlara bırakacak ve onlar yarını bekleyecek. Yarın saatler 14'ü gösterdiğinde Beşiktaş Safi Çimento'nun rakibi kim olacak, bunu da yaklaşık bir saat sonra başlayacak mücadelenin ardından göreceğiz. Şimdi röportajlar için sözü Reyhan'a bırakıyorum. Alo. Evet. Evet, Onur, müthiş bir mücadele, inanılmaz bir mücadele izledik ve Beşiktaş'tan yanımda Yağmur var ve kendisine hemen sormak istiyorum. Neler söyleyeceksin? İnanılmaz bir mücadeleydi. Gerçekten çok güzel maç oldu. Hem kendi takımımı hem de Beykoz'u gerçekten çok tebrik ediyorum. Sizlere çok güzel maç izlettiğimizi düşünüyoruz. Şeref, ilk finalist oldunuz ve yarın da belki 16. kez kupayı kaldırmak için finalde mücadele edeceksiniz. Neler söyleyeceksin bu finalle? Evet, şimdi finale çıktık. Rakibimizi bekliyoruz. Ya Sakarya'da Spor Toto olacak. Yarın göreceğiz. Sen de maçın en skorer isimlerinden biriydin. 5 gol kaydettin. Kendi performansınla ilgili neler söyleyeceksin? İnşallah yarın daha iyisi olacak. Peki, çok teşekkür ediyorum. Onur, sözü yeniden sana bırakalım. Teşekkürler Rabia, Reyhan, Yücel'e teşekkür ediyoruz. Şevket Yağmuroğlu'nu tebrik ediyoruz. Yarınki mücadelede özellikle yine ona büyük iş düşecek. Eyüparda Yıldız son sözü söyledi ama genel olarak baktığımızda Castro Peña maçın öne çıkan performanslarından birine imza attı. Toplamda 8 gole imza attı. Şevket 5 gol attı. Eyüparda da 6 gol attı ama son gol çok belirleyici oldu. Son saniye golüyle kazanan siyah beyazlar oldu. Eyüparda Yıldız o golle beraber takımına turu getirdi ve Beşiktaş Safi Çimento adını finale yazdırdı. Finalde kim siyah beyazların rakibi olacak, bunu da göreceğiz demiştik. Sakarya Büyükşehir Belediye ile Spor Toto kozlarını paylaşacak ve bizler yeniden sözü Reyhan'a bırakıyoruz röportaj için. Evet Onur, Beykoz Belediyesi'nden yardımcı antrenör Aydın hocamızla birlikteyiz. Hocam, çok müthiş bir mücadele izledik. İnanılmaz geri dönüşe imza attı Beşiktaş son anda. Neler söyleyeceksiniz? İlk başta 6-0'lık bir seri vardı ama istenilen sonuç gelmedi. Evet, bugün baştan sona önde götürdüğümüz, çok da iyi mücadele ettiğimiz, iyi oynadığımız mücadeleyi son saniye golüyle maalesef kaybettik. İki takım da izleyenlere iyi mücadele, iyi bir performans gösterdi bugün. İnşallah izleyenler de çok mutlu olmuştur. Biz Beykoz Belediyesi olarak bugün Türkiye Kupası'na elendik ama sonuçta lig yarışı devam ediyor. Ne kadar güçlü bir takım, ne kadar güçlü bir camia olduğumuzu da bugün herkese gösterdiğimizi düşünüyorum. Yarın oynayacak final maçında finale kalan iki takıma da başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum hocam. Teşekkürler. Evet Onur, söz yeniden sende. Teşekkürler Rabia, Reyhan, Yücel'e de röportajlar için teşekkür ediyoruz. Akın Yenigün hocamıza da teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Beykoz Belediye'nin koordinatörü. Onlar kulüp olarak önemli işleri imza attılar. Son şampiyon olarak da ünvanlarını korumak için artık bundan sonraki maçlara çıkacaklar. Kupada finalin ilk ismi Beşiktaş Safi Çimento oldu. İlerleyen aşamada saatler 16.30'u gösterdiğinde ikinci eşleşmede Sakarya Büyükşehir Belediye ile Spor Toto mücadelesi yine bu ekranda olacak. Biz şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz ve yaklaşık 40 dakika sonra yeniden bekliyoruz. Milletler Ligi şampiyonunun, Avrupa'nın en büyüğünün ligi.